Bu yıl ikincisi düzenlenen Art Kontak İstanbul Sanat Fuarı'nda Ali Koli Mardani ile birlikteyiz. Evet, nasılsınız geldiniz, efendim? Hoş geldiniz tekrar bizim bu mekana. Burası Güzel Sanatlar Fakültesi Şırnak adına bazen öğrenci ve hocalar arasında ikinci kere de biz buraya girerek bütün festivaller, yani Türkiye'nin en önemli festivallerinin içinde de Güzel Sanatlar Fakültesi Şırnak adına biz yer alıyoruz. Biraz öncelikle sizi tanımak isteriz. Sanat yaşamınızda ne unsurlar var, neleri kullanıyorsunuz tema olarak? Sanat kariyeriniz nasıl başladı? Biraz kendinizden bahsederseniz bizlere. Benim adım Ali Koli Mardani, İran'ın Türklerinden, Kaşgari Türklerinden. Genelde benim eserlerim içine estetik iki dilden, kategoriden oluşur. Bir kaligrafi, bir de minyatür. Bu ikisi bir geleneksel sanattır. Ama benim işlerim içine çabaladığım arsada ya alanla bunlar bir araya gelir, bir kategoriye gelir ve yeni bir dil alan şey gelir. Kaligrafinin alfabası yoktur. O estetiki ve formu vardır. Minyatürün de o geleneği yoktur. Yani minyatürün o zarafeti, o küçük boyuttan bir büyük boyuta sıçramak var. Bu ikisi bir araya gelen, yani batı ile doğun arasında bir diyalog, birleşmiş bir noktadır benim işim içinde. Ondan dolayı ben farklı konuları alıyorum. Burada sergilenen eserlerde genellikle göç teması çok yoğundur. Göçün içerisinde de hareket ve dinamiz, renk olarak, form olarak, doku olarak, bütün o temel unsurlar bir resmi oluşturur. Plastik dilden bu benim eserlerim içinde bir kompozisyonla bir araya gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şunu sormak istiyorum size. Pandemi süreci gerçekleşti. Bu pandemi süreci sanatı, sanat yaşamını sizce nasıl etkiledi? Ben de örnek olarak bu olay içini yaşayan bir sanatçı. Ben en fazla eser yarattım bu dönemde. Çok sayıda sipariş geldi. Siparişim bir az, çok profesyonel siparişlerdeydi. Neden karşımdayım hatap, sipariş veren adam. Piyasa ağzına uygun gelen bir şeylere bana sipariş verdi. En azından 500 tane eser yarattım, küçük ve büyük ve farklı konularda. Ben en zengin çalıştığım dönem sayı olarak resim ürettiğim bu iki yıl yoğun pandemi içindeydi. Şu anda bulunduğumuz galeride sadece sizin çalışmalarınız değil, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin de hem öğrencileri hem öğretim üyelerinin çalışmaları var. Bu konuyla ilgili, onların çalışmaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Hem de biraz üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesini de sizden dinleyelim. Şırnak'ın Güzel Sanatlar Fakültesi 2-3 senedir harekete girmiş. Şimdi orada resim bölümü var, müzik bölümü var ve yeni de sinema, radyo ve televizyonu açtık. Gerçekten orada bir farklı bir potansiyel var, farklı bir kültür var. Sağ olsun bütün Türkiye'nin her yerine çok profesyonel hocalar oraya gelmiş. Başka ülkelerden öğrencimiz var, hocalarımız var. Gelecekte inşallah başka bölümler açılası. Ve şimdiki alanlar, yani müzik, resim ve sinema alanı çok pratik ve dinamik bir şekilde harekete girmektedir. Çok sayıda sempozyumlar, festivaller de başlamışlar. Geçen hafta biliyordum mesela uluslararası bir sempozyum Cudi Dağı'nda vardı. Çok sayıda çok güzel eserler yaratıldı. Orada da sergilendi. İnşallah ilerideki senelerde bu hareket daha zenginleşir ve bütün Türkiye'ye yansır. Sanatseverlerin fuara gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu seneye göre farklı bir eserler meydana gelmiş. Bundan dolayı farklı muhatapları da vardır. Tabii ki konular da çok farklılaşmış. İki gün kalmış bu festivalin sonuçlarının, yani bitiş noktasına. Bu izleyicileri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok mutlu olduk sizi tanıdığımız için. Çok teşekkür ederim. Tekrar sizi bekliyoruz.